Her çarşamba günü sefere çıkması planlanan turistik trenin Elazığ'da 4 saat, Palu ilçesinde ise 3 saat durması bekleniyordu. Ancak yapılan açıklamalarla birlikte yeterli yolcu bulunmaması gerekçesi kamuoyuna sunulup turistik sefer treninin ise ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte yüksek risk grubunda olmayan şehirlerde sona erdi. Elazığ'da TOKİ konutlarının teslim edilmesiyle birlikte konut fiyatlarının düşeceğinin düşünülmesi konut satışlarının da düşüşüne neden oldu. Niye ben de çocuğum? Çok büyük değil. Vallahi Orhan abi, her hafta sonu artık buradayım. Niye ben de gücüm? Ses bitiyor. Başlayayım. Yeni şehirler arası otobüs terminalinde 42 adet bilet gişesi, 18 dükkan, 2 adet kafe, restoran, büfeler, mescitler, 49 adet peron, şoför dinlenme odaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Yapılan araştırmaya göre... Abi, çay demledin diyeceksin. Tamam. Başlıyorum. Yapılan araştırmaya göre bu cümleyi duyanların mutluluk hormonlarında %88.4 oranında mutluluk salgılanıyor. Başla. Gülmem geliyor. Dur. Başlıyorum. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirecek mahalli idareler genel seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği takvim işliyor. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurbanlıklarda oy! Kime uzun yıllardır bekliyor, kimine ise erken nasip oldu. Burada hüzün ve mutluluk bir arada.